Yani şimdi bir kere şunu söylemek gerekir. Beşiktaş saha içinde bu üçüncü maçın Valeri İsmail ile bir dil konuşuyor. Yani rakibi o dile konuşmaya itiyor. Yani bugün Giresunspor savunma yönünü iyi oynadı. Ofansif o da Beşiktaş gibi üretemedi. Niye üretemedi? Gelecek şimdi hazırlıyorlar. Kadro varsa 3-4-2-1'de onun üzerine daha rahat konuşuruz. Şimdi Beşiktaş şu omurgaya bakalım. Geldi mi? Şimdi bu sistemde omurgada ya yani omurgaya baktığımızda direkt şöyle bir üçlü, ikili, 2-1 gibi bir oyun şekli var değil mi? Bu omurgada başlayarak hem savunma hattı hem orta saha merkezi hem de burada offspace gibi oynayan Alex Teixeira, Gezal da olmak üzere hatta Batshuayi burada hatlar arasında birbirini tamamlayan oyuncular yok. Bir kere şunu söylemek gerekir. Eğer üretecekseniz burada birbirini tamamlayan bir üçlü yok. Josef ile Can da birbirini tamamlayamıyor. Aynı şekilde Gezal'la da Alex Teixeira da birbirini tamamlayan oyuncu değil. Bu bir. İkincisi eğer burada böyle bir üçlüyle eğer oynuyorsanız mesela maçı anlatan spiker genç arkadaşımız dedi ki ya Tolay'dan bahsetti Atalantalı. Onun o dediği zaman da Jim Stead vardı. Sen de biliyorsun konuşuyorduk. İki tane stoper santrofor oluyor. Buraya gelip pas atmayı bırak santrofor. 1-9 oynayan bir Atalanta var. O ayrı. Şimdi burada hem Rıdvan burada çok böyle Montero'nun yanında, Necip'in yanında Rozier'i aldı. Burada 3-2-5 dediğim benim düşünceme göre bu sistemde burada daha fazla önde alması gerekirdi bir. Josef'le Can zaten birbirini tamamlamıyor. Hücuma mutlaka Pjanić geldikten sonra işler biraz daha düzeldi. Çünkü birbirini tamamlayan bir ikili oldu. En önemli de burada içeride oynatıyorsanız burada niye bu oyuncuları oynatıyorsunuz? Santrofor arkası içeride almasını istiyorsunuz. Kimin dengesini bozacak orada Ender? Stoperlerin bozması gerek. Stoperler ne yapacak? Arada kalacak. Yani biz ikimiz santrofor arkası oynuyorsak stoperler varsa burada stoperlerin üzerine oyunu kuracaksın. Yani çıkacak mı çıkmayacak mı? Şimdi rakip stoperleri de burada oynuyor değil mi Ender? Şöyle oynuyor. Burada çıkacak mı Gezal'a? Alex Teixeira'ya çıkmayacak mı? Bunu burada hareket etmesi gerekir. Burada da zorlamadılar. En büyük sıkıntıyı burada yaşıyor zaten. Yani evet Alex burada birbirini tamamlayan az önce de söyledim oyuncu değil. Burada daha zeki, daha yetenekli, daha farklı oyuncu olabilir. Özellikle rakipler arasına yerleştiğinizde Güven gibi bir oyuncuyu buraya monte edebilirsiniz. Enkudu olmaz. Enkudu niye olmaz biliyor musun? Topu sana bırakmış. Dar alan becerisi yok. Enkudu'ya çizgide atacaksın. Birebirle hızıyla oyun oynayacak. Böyle dar alanda Enkudu hem top Bu kadar kaptırdı, geriye yaslanmış hem dar top alanda kaptırdı, oynadığı hem bir de maçta. tabii hem top kaptırdı hem de burada çok fazla üretemedi. Şunu da söylemek gerekir. Pereira'ya da söylüyorduk. Yani üçlü sistemlerde 3-4-2-1 ile başladı. Santrofor mesela Batshuayi gol lazım. Batshuayi çıkarmam. Batshuayi'nin yanına güveni alırım. 3-5-2'ye dön. Yine üçlü oyna. Doğru. Biz Pereira'yı da konuşuyorduk hatırlıyor musun? Öyle mi O da söylüyordu zaman? 3-4-2-1 başlıyordu. Ya yani tamam 3'ten vazgeçme. 3-5-2'ye oyna. 3-4-1-2 oyna. Gezal'ı al buraya. Batshuayi kalsın. Güveni al. Enkudu'yu alma. Enkudu'luk Çünkü baş değil. Giresun sana karşı bir hamle yapmıyor sen. Tabii. Giresun zaten sana topu bırakmış. Tabii. Ofansif ilgili hiçbir şey düşünmüyor. Ve Alex'le ilgili esas geldiğinden beri en büyük hayal kırıklığı Beşiktaş takım bana göre yapılan transferler arasında birincisi Alex Teixeira'dır. Gerekli eleştiriyi de almamıştır işin tuhafı. Batshuayi evet çok gol kaçırmıştır. Arıyor ediyor pozisyona giriyor ama burada Alex ıskalanmıştır. Adının ağırlığını karşılamaz ve de, hakikaten. Mesela Beşiktaş takımının en büyük sıkıntısı Trabzon maçından sonra da konuşmuştuk. Benim düşüncem şöyle kısa maddeler içinde söylersek Beşiktaş takımı pres ve topun kaptırdığı yerde karşı presi daha organize olamıyor. Bu bir. İkincisi Beşiktaş takımı Trabzon maçında da söylemiştim. İlk kere mesela ceza sahası içine çok girdiler ama üretemediler. Gol pozisyonuna girmekte bu sistemde ciddi sıkıntıları var. Yani işin ofansif yönünü oynayamıyor Beşiktaş. Beşiktaş takımı 3 maçtır 0-0. İşte Trabzon'da da öne geçmişti yanılmıyorsam. Bu maçta dahil bir de Beşiktaş takımı hiç geriye düşmedi Ender. 1-0 geriye düştüğü maçı da Trabzon'da düştü 1-0'dan 1-1 oldu. Pardon. Hem geçen hafta hem bu hafta da mesela tekrar düşmedi. Yani Beşiktaş takım biraz daha ofansif olarak Valen İsmail organize etmesi gerekir. Beşiktaş takımın en büyük sıkıntısı top ayağındayken ofansif yönünü oyunun oynayamıyor. Ama işte bu oyuncuların hangisi olacak gelecek yıl? Diyorum ya bu omurgada hem savunma hattı, orta saha hattı merkezi ve hücum hattındaki bunlarla bu oyunu çıkması ofansif yönünü zorlanıyor zaten Beşiktaş. Evet.
Şimdi burada yalnız Reha Hocam, Rıdvan'la Rozier'in biraz daha içeriye, yani öne doğru çıkması gerekmiyor. Rıdvan mesela çok yaptı ama ikinci yarıyı saymıyorum. 55'ten sonra zaten oyun tek taraflı oynandı. Anlamadım da. Anlamadım ne dediniz? Yani Rıdvan'la Rozier'in bindirmelerinin yeterli olduğunu 55'e kadar düşünüyor musun? Yok, ben onu söyledim. Derinlikteden ucuma 3-2-5 dedim, onlar gerekli desteği vermedi. Hani ilk yarı zaman zaman yaptı ama yaptı. Ama bu sistemde bu sistemde onu daha fazla yapması gerekiyor ki sistem daha iyi çalışsın diye düşünüyorum da onun için bunu söyledim zaten orada. Kenar beklerin 3-2-5 hem derinlik hem önde alması gerekir, hem rakip çizgi oyuncularını atması gerekir, destek vermesi. Ama o kolay bir şey. Esas onu çözerlerdi yani, gibi. Ya Ender, onu söyleyebiliriz. Herkes öyle. Çizgi oyuncuları esas en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Alex Teixeira ile Gezal İnan. Gezal çok büyük oyuncu zaten. Yani ülkede ben herkese söylemem açıkçası. Büyük, çok kaliteli oyuncu. Şimdi hem birbirini Alex de tamamlamıyor, hem de az önce söyledim ya, stoperler bu sistemde 3-4-2-1 oynuyorsan, yani iç koridora soktuysan, çizgide oynamıyorlarsa stoperlere öyle bir, yani onların o ikilinin oyun zekası olacak ki stoperler çıkıpla çıkmamak, yani arasında tereddüt edecek. Orada iş yapacak. Şimdi Batshuayi geliyor bağlantı oyuncusu olarak, yine bakıyorsun Alex de Gezal'ın aldığı pozisyonlar doğru değil. Hücum yönündeki zenginliği ve üretkenliği en çok etkileyen o zaten. Evet, bir yandan Giresun'dan canlı görüntüler de geliyor. Az sonra röportajlar da olabilir. Mixon'da da bekliyor arkadaşlarımız. Basın toplantısı için de bekliyoruz. Oradan gelecek canlı görüntüleri de ekrana yansıtacağız. Dakikalar içinde karşılaşmanın özeti de ekranda olacak. Bu arada FA Cup'ta diğer yarı final, dün Liverpool ilk finalist olmuştu. Bugün Chelsea ikinci finalist. O maçın da özeti son bölümde yine takım oyununda olacak deyip Erman Hocam'a pası atayım. Hocam, devre arasında konuştuklarımızdan çok farklı bir şey olmadı. 90. dakikanın sonunda da aynı noktadayız. Oldu ya. Ne oldu hocam? Maç bitiminde 8 tane futbolcu Beşiktaş'ta hakeme yüklediler. Ha, evet. O niye 3 dakika oynatmadın, 5 dakika oynatmadın dediler. Hani 15 dakika daha oynasa ne olurdu ki? Yani oynadıkları sürede ne yaptılar da? Yani hakeme 5 kişi, 6-7 kişi gittiler sonra hakeme. Niye daha fazla uzatmadın diye abi. Yani hakem suçluydu. 3 dakika verdin. Niye 3 dakika verdin? 3 evet. İşte 10 gibi bitti. 93-10-15 gibi bitirdi. Biraz da ona bozuldular. Ya şimdi Beşiktaş takımıyla şöyle baktığın zaman ne oynarlarsa oynasınlar. 3-5-2-2-3-5. Beşiktaş takımıyla Giresun takımına baktığın zaman bayağı bir kalite farkı var. Ki Giresun takımı çok para olarak da öyle aman aman hazırlanan bir takım değil. Duyduğuma göre de bazı futbolcular para alamadıkları için filan. Az önce onu konuşuyoruz. Sen gelmeden önce öyle saydım hocam onları. Gitti onlar. Yani evet, Douglas, Diarra, Pelopesi, Dukar. Fazla açılmak istemiyorlar. Teknik adamları da değiştirdi. Ama açılmışlar hocam, öyle dedi. Haldun açılmışlar abi mı sonra? İyi olmuş o zaman. Yani açılmak zorundasın hocam. Transfer açılmayan yaptın onlar vardı. Yani, ama doğru yapamamış o zaman. Yani, açılmadan çare yok zaten yani. Şimdi şöyle baktım da 20 takımlı ligimizde hani inşallah seneye 23-24 takım olmaz. Aman hocam, ağzına ayar aç. Her şey olur. Ben her şeyi beklerim bak. Vallahi biteriz. Ben hayatta var ya biteriz. Bu şeyde. O bittiğimizin şey resmi bak, olur. Ben size söyleyeyim, dillendireyim ben de, siz işinize bakın gene. 23 ben aman diyeyim takım diyorsun. Olur mu? Niye biliyor musun? Hani düşecek takımlardan hiç ses çıkmıyor. Hocam takvim yok. Söylenmiş ama. Olabilir. Geçen sene söyledi. Takvim yok. Hocam, aslında Dünya Kupası var içeride, Katar'da. Ben içeride Reha Hocam'a söyledim. 12-12-24 takım. İki takım aralarında oynarlar. Ondan sonra ilk 4-5 çıkar. Akıllı verme, dur gözünü seveyim ya.